Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Tek seansta sigara ve ağrılarınızdan nasıl kurtulabileceğinizi öğrenmek için sözü arkadaşımız Adil Palta'ya bırakıyoruz. Almanya'da Stuttgart'a bağlı Böblingen'de yer alan ve alternatif tıp alanında faaliyet gösteren merkezdeki gezintimiz bu haftada devam ediyor. Merkezin sahibi Güler Doğan Yüzmüş bu hafta bize akupunkturla tek seansta nasıl sigarayı bırakabileceğinizi ve ağrılarınızdan nasıl kurtulabileceğinizi anlatıyor. Evet Güler Hanım, çağımızın illet hastalığı sigara. Bunun için ne gibi tedaviler uygulanıyor? Onu bir anlatabilir miyiz seyircilerimiz? Ben akupunktur artı injekte yani iğneler ve lazer üçü bir arada dediğim bir yöntemle hastalarıma yardımcı oluyorum. Akupunkturla iki seansta sigaradan kurtulmak mümkünmüş. Ben iki seans sunuyorum hastalarıma. Normalde iki seansta kafi geliyor. Birinci seans yaklaşık 45 bir saat gibi bir zaman ayırmaları gerekiyor. İkinci seansta da daha az süre içinde gerekirse ikinci seans onu da hasta kendisi karar verebiliyor. Sigarayı bırakmak yetmiyor. Bıraktıktan sonra da kişiye düşen görevler varmış. Mutlaka tabii ki. Yani hastaya belirli şeyler söylüyorum onlara uyması gerekiyor. Onları uyarsa daha rahat edecektir. Yani şu 3 günkü stresli aşamayı biraz daha rahat atacaktır. Merak edip soruyoruz Güler Hanım'a. Bize bu konuda ilginç örneklerden varsa birini verebilir misiniz? Ya tabii ki en şey hastam 45 senelik sigara içen bir bayandı ve kendisinin çabalarıyla başaramadığını bana ifade etmişti. Ve bunu bir seansta problemini çözmüş olmuştuk. Bizim yani bir de şöyle bir şey var. Herkes diyor ki ben sadece balkonda içiyorum. Ama o sigaranın şeyi üstünüze siniyor ve bunu statik olarak ispatlanmış bir şekilde. Yani örneğin siz sigara içiyorsunuz ve bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz. Balkonda sigara içiyorsunuz, bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz ve bu bebeğin kanında nikotin bulunabiliyor. Yani oysa birebir temas olmaması halde böyle illet bir şey. Akupunkturla sigara bırakmanın yanı sıra merkezde bel fıtığına da çare bulunabiliyormuş. Bel fıtığı genelde Lendenwirbel 5, 4 yani 4, 5, 4, 3 bölgelerinde oluyor. Şuradaki band şaybe dediğimiz kayma yapıyor hafif ve o buradaki sinirleri sıkıştırıyor. Ve buradaki sinir genelde bütün ayağa kadar giden bölgeyi etkiliyor. Kimi hemen belinde belki bir şey hissetmiyordur ama dizinde ağrı vardır. Bu buradan da geliyor olabilir. O yüzden bakmak gerekir. Yani sadece belim ağrıyor deyip de geçmemek gerekir. Eklem ağrıları olan hastalar burada ilk seansın itibaren farkı hissedebiliyormuş. Birinci tedavide hemen hasta fark ediyor. Bir rahatlılık hissediyor kesinlikle. İkinci seans da şart. Çünkü kaslar hemen her şeyi kabul etmeyebiliyor. Eklemleri belki pozisyonlarını düzeltiyor olabilirim ama kaslar henüz onu kabullenmemiş oluyor. O yüzden ikinci seans şart. Kimi hastalarda tabii çok ilerlediği ise 3-4 seansta gerekebilir ama genelde birinci seansta hemen fark ediyorlar. Ağrıyı ilk etapta şöyle görmek lazım. Ağrı vücudun bir sinyalidir. Yani ben kendim artık bir türlü bunu toparlamıyorum, bana yardım et demektir. Yani bir yardım çağrısıdır. O yüzden ağrılarınızı ciddiye alın derim. Hemen tabii ki her şeyde doktora koşmaya gerek yok. Beklemek de fayda var ama yine de önlemini almak gerekiyor. Aynen, evet, yani. Evet. Yani ayakkabıdan başlayın, her şey etkileyebiliyor bütün bu bölgeyi. Ya da dişlerinizde problem varsa çene bütün vücudunu etkileyebiliyor. Yani bu bir zincir düşünün, bir zincirin bir yerinde bir problem varsa o bütün o zinciri etkiliyor. Bu arkadaşın bel ağrısı var. İlk etapta baktığım şeylerden birisi kalçasının aynı düzeyde olup olmadığına bakıyorum ve burada dengesine bakıyorum. Orada kayma olunca örneğin burada sağ tarafta hafif kayması var.
Ve bu mutlaka omuz bölgesinde yine kendisini gösteriyor. Ve şuraya bakarsanız tam omuz kemiğinin altındayım. Bir parmağım yukarıda kalıyor, bir parmağım burada kalıyor. Yani buradaki biraz, kaymayı görüyorsunuz. Çok az bir şey. Sağ tarafında yukarıda gibi geliyor. Evet, aynen. Ve bu da problemler yapar belinde. Tabii ileride rahatsızlıkla nefes darlığı olabilir. Başka evet. Şeylere yol açabiliyor herhalde. Evet, mide yanması, evet. Nefes darlığı, ondan sonra... kalp spazmı gibi basınç düşmesi. Eğer bu böyle tedavi bu tür şeyleri tedavi edebiliyorsunuz. Evet, tabii ki aynen. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür. Bulunduğumuz yeri bir hatırlatalım isterseniz Güler Hanım. Evet, Böblingen'deyim. Böblingen Stuttgart'a bağlı. Wilhelmstraße 24'teyim. www.chiropraktik-bb.de internet sayfam. Evet, veya telefonla dolaşabilirler size. Tabii ki. Telefonla 070 31 49 56 80 ya da eğer acil durumlarda cepten de ulaşabilirler. 0 171 58 34 33 9. Eğer siz de Almanya'da yaşıyor ve ağrılarınızdan şikayet ediyorsanız ya da sigara bağımlısı olup da sigarayı bırakmak istiyorsanız Böblingen'de bulunan Güler Doğan Yüzmüş'ün Alternatif Tıp Merkezi'ne gidip bu sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.